Arda oğlum, zenginin bana verdiği elmaslarla geleceğim anneme çok güzel bir hediye alacağım. Bu sayede belki beni affedebilir. Evet baba evet, annem seni bu sayede affedebilir. Git hemen baba, anneme çok güzel bir hediye al. Tamam oğlum, sen burada bekle. Annene sakın bir şey çaktırma tamam mı? Tamam babacığım ben buradayım. Hadi sonra görüşürüz. Görüşürüz oğlum. Çabuk çabuk. Mira'ya çok güzel bir hediye alacağım. Acaba ne alsam? Zenginle de barıştık. Bana bir sürü elmas verdi zengin. Zengini çok seviyorum ya. Çok iyi birisi. Neyse, şöyle AVM'ye doğru gideyim. Ne alsam acaba? Mira'ya ne alsam çok beğenir. Acaba bir araba mı alsam? Yok yok. Araba değil. Daha güzel bir şey alacağım. Düşün fakir, düşün. Neyse, illaki karşıma bir şey çıkar zaten. Şuradaki mağazaları biraz gezeyim. Bakayım neler satıyorlar. Evet işte. Ne alırsan yetmiş elmas. Burada bir yer var. Şuraya bir bakayım. Umarım güzel şeyler satıyorlardır. Kolay gelsin bayım. Buyurun beyefendi hoş geldiniz. Bir şey mi alacaktınız? Evet bayım ben karıma hediye alacaktım. Acaba ne alsam onu düşünüyordum. Beyefendi buradaki her şey yetmiş elmas. Ne alırsanız alın yetmiş elmas. Tamamdır birazcık ben bakayım. Kolye falan satılıyor. Burası baya güzelmiş ya. Mira acaba kolye alsam beğenir mi? Dur bakmaya devam edeyim. İşte burada güzel şeyler satılıyor ya. Beğendim burasını. Değişik kolyeler satılıyor. Yüzük falan satılıyor. Neyse bayım ben hepsine baktım Öteki mağazaları da gezeyim Eğer ki başka bir şey bulamazsam Gelirim şu kolyeyi alırım Tamam beyefendi o zaman o kolyeyi ayırıyorum ben Tamamlar. Şimdilik kolay gelsin. Diğer mağazalara da bakayım. Belki daha farklı şeyler satan birisini bulurum. İşte. Çocuklar için oyuncak bulunur. Oyuncak şimdi almayayım ya. Oyuncağı daha sonra alırım. Düğün eşyalara. Mira ile evlenirken buradan düğün eşyası almıştım. Neyse gezmeye devam edeyim. Fakir evden çıkarken gördüm. Nereye? Ne oldu anneciğim? Baban nereye gitti? Az önce yukarıdan camdan evden çıkarken gördüm onu. Anneciğim babam dışarı gitti ya birazcık gezecekmiş. Demek ki gezecekmiş ha. He. Önceden hep beraber gezerdik. Ne oluyor ya böyle ne oluyor? Kesin başka bir şey var kesin. Hayır anneciğim ya dışarı gezmeye gitti. Hatta sana bir sürprizi varmış öyle dedi. Ne? Bana bir sürpriz Hayır anneciğim söyleyemem. Babam söyleme dedi. Kusura bakma. Oğlum söyle işte ya. Nereye gitti? O bari onu söyle. Anneciğim onu da söyleyemem ya. Dışarı gezmeye gitti. Sadece bunu bil. Ve sana bir sürprizi varmış. Tamam oğlum, tamam. Merak ettim şimdi ya. Acaba ne sürprizi? Neyse, az sonra gelir zaten. Hadi fakir gel artık, gel. Kesin bana çok güzel bir hediye alacak. Kesin. Neyse ya başka bir şey bulamadım. En iyisi şu 70 elmasçıya gideyim. Oradan kolyeyi alayım. Kolay gelsin beyefendi. Ben şu kolyeyi almak istiyorum. Tamam beyefendi 70 elmas verirsiniz hemen alabilirsiniz. Tabi bayım buyurun. Burada 64 elmas var. 65, 66, 67, 68, 69, 70. İşte 70 elmas verdim. Tamamdır beyefendi. Artık o kolye sizindir. Sağ olun bayım. İşte bu kadar. Miray bunu çok beğenecek. Kesin çok beğenecek. Ve bana tekrardan aşık olacak. Hemen şunu gidip Miray'a vereyim. Çabuk çabuk. Kim bilir şu anda nasıl merak ediyordur. Hemen eve doğru gideyim. Acaba zengine de mi göstersem aldığım hediyeyi? Bakalım zengin beğenecek mi? Evet evet. Gideceğim zengine soracağım. Çabuk çabuk. Zengin! Aç kapıyı, ben geldim. Zengin, evde misin? Kim geldi ya? Dur bir bakayım. Fakir, gel kardeşim gel, geç içeri. Hayır Zengin, hayır. Evde işim var. Ben bir hediye aldım Mira'ya. Senin verdiğin elmaslarla sana göstermeye geldim. Göster kardeşim, göster. Bakayım nasıl bir şey. İşte Zengin, bu kolyeyi aldım Mira'ya. Sence beğenir mi? Fakir bu çok güzel bir şey ya. Hem de altınmış. Fakir bence beğenir beğenir. Hemen git Mira'ya ver. Çok beğenecek kemiğin ol. Umarım zengin umarım. Zengin seninle barıştığım için o kadar mutluyum ki. Seni çok özledim abi. Ben de seni kardeşim. Bir gün ne yapalım biliyor musun? Eski günleri hatırlamak için beraber aynı evde kalalım. Ne dersin? Olur zengin olur. Hiç sorun değil. Tamam kardeşim. Sen hemen git kolyeyi Mira'ya ver. Bakalım ne diyecek? Bence çok beğenecek. Tamam zengin. Sonra görüşürüz abi. Görüşürüz kardeşim. Ben gidiyorum şimdi zengin. Tamam kardeşim bay bay. Çabuk şu hediyeyi Mira'ya vereyim. Mira çok beğenecek çok. Kesin çok merak etmiştir zaten. Geldim evet. Mira, ben geldim. Oğlum, annene bir şey söyledin mi? Bir şey bilmiyor değil mi annen? Hayır babacım bilmiyor merak etme. Hiçbir şey söylemedim. Tamam oğlum. Miray ben sana bir hediye aldım. Hediye mi? Fakir. Ne hediyesi aldın? Almana gerek yoktu fakir. Olur mu öyle şey Miray? Sonuçta ben senin kocanım. Sana hediye almam gerekiyor ara sıra. Tamam fakir. Ne hediyesi aldın göster artık. İşte Miray bu kolyeyi aldım. Bak bakayım beğenecek misin? Fakir. Bu kolye çok güzel fakir. Ama fakir bu kolye çok pahalıdır ya. elması aldım. 70 elmas mı? Fakir nereden buldun sen elması? Bizim hiç elmasımız yoktu ki. Anneciğim babam ve zengin amcam barıştı ya. Zengin amcam geldi babama bayram harçlığı verdi. Hem de bir sürü tam tamına 5000 elmas verdi. Ne? Bu doğru mu fakir? Evet Miray doğru. Zengin bana bir sürü elmas verdi. Ben de o elmaslarla gittim sana hediye aldım. Fakir al buna başına çal tamam mı? Ben zenginin elmaslarıyla alınan hediyeyi kabul etmiyorum. Ama Miray ne olursun al bunu ne olursun. Hayır fakir zengin yüzünden benim babam öldü. Abuzettin baba öldü. Sen Abuzettin babayı çok çabuk unuttun fakir. Bunun bedelini ödeyeceksin. Miray ne diyorsun ya sen ne diyorsun? Ben Abuzettin babayı unutmadım. Ama zengin yüzünden de ölmedi. Fakir zengin. ben senden bıktım be. Sen kim oluyorsun benden bıkıyorsun. Ne istiyorsan onu yap be. Git başımdan. Zenginle barışmayacaksın dedim barıştın. Bir de gitmişsin zenginin verdiği elmaslarla bana hediye almışsın ya. Sen kim oluyorsun ya? Fakir Kovuyorum. Git evimden çabuk. Terk et bu evi. Artık bundan sonra beraber yaşamayacağız. Yarın da gideceğiz. Senle beraber ayrılacağız. Tamam mı? Tamam fakir tamam. Babamın katiliyle asla bir arada kalmam zaten ben. Sen benim babamın katilisin. Zengin ve sen bu yaptıklarınızın bedelini ödeyeceksiniz. Sen kim oluyorsun bizi tehdit ediyorsun? Abimle küs kalacağıma seninle ayrı kalırım daha iyi. Çabuk terk et bu evi. Gidiyorum fakir. <laughs> eee, bu yaptıklarının bedelini ödeyeceksiniz. İkiniz de zengin ve fakir. İkinize de soracağım. Babamın evinde kalacağım. Babacım seni çok özledim. Çok. Neden ben fakirle evlendim ki? Neden? Onunla evlenmeseydim babam şu anda hala yaşıyor olacaktı. Keşke seninle evlenmeseydim fakir. Keşke. Babacım neden kavga ediyorsunuz ya? Siz kavga edince ben çok üzülüyorum. Ne olursunuz barışın babacım. Ne olursunuz ayrılmayın. Lütfen baba ben ne yaparım yoksa. Arda oğlum sen ne gördün? Ben bir şey yapmadım ki. Sadece geldim Mira'ya hediye aldım. O kadar. Ama yetti artık onun yaptıkları. Hep zengine laf söylüyor. Başlayacağım onun babasına da. Onun bu davranışlarına da. Bıktım artık ya. Hep zengine laf söylüyor. Hep diyor ki benim babam zengin yüzünden öldü. Öyle bir şey yok ya. Zengin yüzünden neden ölsün? Zengin benim abim. Zengine asla laf söylettirmem. Babacım doğru söylüyorsun. Sen haklısın. Ama annem işte o da. Annem benim. Senin de karın. Neden böyle ufak şeyler için ayrılıyorsunuz ki? Yetti artık oğlum. Bıktım artık o kadından ya. Gitsin ne hali varsa görsün. Artık ayrılık vakti geldi. Bundan sonra asla barışmam onunla. İyi gitmiş. Babasının evinde kalsın. Bir daha da asla geri dönmesin bu eve. Bu ev benim. Bundan sonra sen de benimle kalacaksın oğlum tamam mı? Tamam babacım tamam. O zengine de fakire de bu yaptıklarının bedelini ödeteceğim. İkisi artık çok kaşındı. Onlar yüzünden babam öldü benim babam. <laughs> babacım merak etme intikamını alacağım. Öyle şeyler yapacağım ki onlara. Hayatlarının sonuna kadar unutamayacaklar.